Merhabalar. Bugün sizlere Peter hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Peter kucağında ölü İsa Mesih'i tutan Meydan Ana heykelidir. Peter 1498'de San Pietro'daki mezar için sipariş edilmiştir. O dönemde İtalya topraklarında Meydan Ana ve İsa'nın bir arada tasvir edildiği mermer yapıtlar alışılmış değildi. Belki de bu yüzden sanatçı ile işveren arasındaki yazılı anlaşma eserin tam olarak nasıl görünmesi gerektiğini detaylarıyla belirtti. Buna göre heykel bir esvaba sarılmış olan Meryem Ana'nın kollarında yatan İsa'nın naaşını betimlemeliydi. Heykelde yeni olan Meryem'in gencecik yüzüdür. Çünkü o zamana kadar Meryem Ana heykellerde genellikle yaşlı bir kadın olarak tasvir edilirdi. Michelangelo'nun konuyla ilgili olarak Meryem'in bakireliği ve saflığı sayesinde gençliğini muhafaza ettiğini söylediği aktarılır. Heykel İsa'nın çarmıhtan indirildiği anı canlandırır. Hristiyan inancına uygun olarak Tanrı'nın oğluna cansız bedeni artık annesinin kollarında yatmaktadır. Meryem, İsa'nın bedenini sağ eliyle güçlü bir biçimde kavrarken sol eliyle de naaşı izleyiciye sunmakta ve herkesi İsa'ya saygıya davet etmektedir. Meryem bunu yaparken gözlerini yere indirmiştir. Böylelikle müminlerin yüzlerine doğrudan bakmak istemediğini gösterir. Heykelde İsa'nın bedeni hemen hemen tamamıyla Meryem'in dış hatlarının içinde kalacak şekilde yatmaktadır. Michelangelo böylece yalnız son derece şık bir kompozisyon oluşturmakla kalmamış, anne ile oğul arasındaki yakın bağı da vurgulamıştır. Heykelin içerdiği zıtlıklar da çarpıcılığını arttırır. Meryem'in elleri hem naaşa sıkı sıkıya kenetlenmiştir, hem de onu bir bakıma özgür bırakmaktadır. İsa'nın neredeyse tümüyle çıplak ve güzel hatlı bedeni, Meryem'in ağır kıvrımlarla dökülen elbisesinin üzerine uzanmıştır. Meryem'in atıl vücudu toprakla bütünleşmiş izlenimi verirken Mesih sadece sağ ayağının ucuyla yere değer. Heykel bugün saldırıya karşı cam bir muhafazayla korunduğu San Pietro Katedrali'ne özel bir yerde duruyor. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.